Herkese selamünaleyküm. Bugün sizlerden gelen videolardan, sorulardan, cevaplardan yola çıkarak yani videolarıma yorum yapıyorsunuz. Köye yerleşmek isteyenler soru soruyor. Köyde yaşayanlar yorum yapıyor. Efendim? Tamam kızım, sen oyna, ben video çekeyim, beni rahatsız etme. Köyde yaşayanlar cevap veriyor. Köyde yerleşmek isteyenler soru soruyor. Bunlardan biri de Murat abi. Çok akıllı, çok mantıklı sorular sormuş. Ben de bir bölüm yapacağım. Köye yerleşim hayali kuranlar için ve sıfırdan nasıl, nerelere kadar cevap verebiliriz, neler yapabiliriz? Bunlara cevap vereceğim. Hani siz şehirden bugün çıktınız. Köyde neler yapabilirsiniz? Nasıl bir hayat kurabilirsiniz? Hangi bölgelere köy olarak, köy yeri olarak hangi bölgede yerleşebilirsiniz? Bunlara cevap vermeye çalışacağım. Çünkü YouTube'daki köye yerleşme videolarının birçoğu aldatıcı. Ama tabii beni eskiden takip edenler bilirler. Yani sıfırdan köye yerleştim ve sıfırdan bir hayat kurmak zor mu, kolay mı? Bugün bunlara cevap vermeye çalışacağım sizlere. Bu da birinci bölüm videomuz. Birinci bölüm videomuzda arkadaşlar sıfırdan köye yerleşmekten bahsedeceğim. Ben nasıl geldim, kendi hikayemden bahsedeceğim. Daha sonra da hayal kurduğunuz oyuncak kızım bu. Hayır. Nevanur. 4 sene önce burada Nevanur'la beraber video çekmiştik, köy videosu. Nevanur o zaman bebekti. Köpeğiyle oynuyordu. Beni takip edenler bilirler. Şimdi sıfırdan hem kendi hikayemden bahsedeceğim. Hem de aklınızdaki, mantığınızdaki sorulara cevap vereceğim. Köye yerleşmek zor mu? Kolay mı? Kendim zorlandım mı? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben köye nasıl yerleştim, size bunu anlatmaya başlayayım. YouTube kanalımı ilk köye geldiğimde kurdum. Hem stresimi alsın. Şu anda Topçuköy'ün bahçesindeyiz arkadaşlar. Topçuköy'ün parkındayım. Nevanur'u gezdireceğim. Arkadaşım Cengiz'e bekliyorum. Yine köy hayatında, köye yerleştikten sonra tanıştığım bir arkadaşı bekliyorum. Öncelikle köye ben nasıl yerleştim, bundan bahsetmeye başlayayım size. Ve sürekli soruyor. Özellikle Murat abi sormuş, hani köye yerleştiğinde arkanda bir gelirim var mıydı? Köye yerleştiğinde cebimde bir para var mıydı? Babamdan, anamdan kalan bir tarla, bir arsa, bir ev var mıydı? Bunu sormuş ama benim videolarımı tam seyretmemiş belli ki. Çünkü ben köyde ev kiralarından bahsediyorum. Neden ev kiralarından bahsediyorum? Çünkü kendim kiracıyım yani. Kendim para gelirim yok. Hiçbir gelirim, hiçbir şekilde, hiçbir yan gelirim yok. Ve ben köye yerleştiğimde arkadaşlar, ilk hayatımda köye yerleştiğimde bir tane Renault 19'um vardı. Eski hurda bir arabam vardı. Ödediğim ev kredisi vardı. Müteahhit bizi dolandırdı. Yarım bıraktı evi, kaçtı. Evi tamamlamaya çalışıyoruz. Evle uğraşıyoruz. Ödediğim ev kredisi vardı. Bir tane de yandan neredeyse bir 30 milyar kadar da bir borcum vardı. Yani kısacası 60 milyar kadar bir ev kredim vardı. 10 milyar bir kredi kartı borcum vardı. 30 milyar da bir ayrıyetten elden borcum vardı. Yani 100 milyar bir borçla ben geldim köye. Batıktım yani. Sıfırdaydım. Köye geldim. Daha doğrusu köye gelmedim. Kendi evime gittim. Kendi evim de Büyük Yoncalı'da. Oraya yerleşmeye çalıştım ama geldim baktım ki dairelerimizi soymuşlar. Musluklarını çalmışlar, kablolarını çalmışlar. Hani yerleşebileceğim bir dairem yoktu. Sıfır daire aldım sözde ama bir sürü eksiği vardı ve evime yerleşemedim neticesinde. Ve civardan ev bakmaya başladım. Kendim işimden istifa etmiştim. Eski patronuma selam olsun, Ramazan abi. Ramazan abi çok seviyorum. Onunla beraber biraz birbirimize kızmıştık. Oradan ayrılmıştım. İşsizdim ve birikmiş borçlarım vardı. Her ay ödemem gereken krediler vardı. Ufak da bir işsizlik maaşı alıyordum. Ramazan abiye selam olsun. Onu çok seviyorum. Saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Adamın dibidir kendisi, eski patronum. Neyse, biz köye geldik. Köye yerleşme kararı aldık hanımla beraber. Çünkü evimiz Saray Büyük Öncalı'da ama yine köylük bir yerdeydi. Çok merkezi bir yerde değildi. Yol kenarıydı ama bir binadan almıştık. O binalar da yarım bırakıldı. Sarayda kapakta oturanlar bilir, 4 tane büyük bina var ve çoğunluğu dairelerin boş. Müteahhitin yaptığı usulsüzlüklerden, yaptığı hatalardan dolayı 4 tane büyük binamız boş. Saray kapaklar arasında kalıyor. Tam yol kenarında 4 tane büyük bina. O binalardan, dairelerden bir de alan mağdurlardan biri de benim. Neyse, geldik baktık oturulacak bir ev yok. Oturamadık yani, dairemize yerleşemedik. Arada kısa da bakıyorum da. Yerleşemedik kısacası daireye ve geldik köye doğru. Ve kayınanamlar bize dedi ki, gelin dedi burada iş bakın. Kayınanamlar da kaldım üç güveysi olarak. Gelin buradan kendinize iş bakın. İşe girin, çalışın, yavaş yavaş da
borcunuzu ödersiniz dedi. Yani biz zaten iş bakacaktık yani. Ya İstanbul'a geri dönecektik babamların yanına ya da kayınlamlarda kalacaktık. Çünkü cepte para yoktu, sıfırdı. Hiç kimseden bir desteğimiz yoktu. Bir gelirimiz, bir yan gelirimiz yoktu. Sığıntıydık yani kısacası. Hemen gittim, iş aramaya başladım. Ben çalışan bir insanım yani. Çok çalışmayı seven bir insanım. Gece gündüz iş olsun bana. Hakkımı alayım, çalışırım yani. Hemen gittik. Burada Ahmet Bey'de Damtex diye bir fabrika vardı. Damtex fabrikası, iplik fabrikası burası. Hemen gittik hanımla beraber bofom doldurduk ve hanımla beraber bizi çağırdılar. Sohbet muhabbetten sonra Ahmet Bey'de Damtex iplik fabrikasında işe başladım arkadaşlar. Köy hayatına girişim böyle oldu. Köyden de bu fabrikaya servis vardı ve köydeki ilk olayım buydu yani. Damtex'te iş bulduk. Kayınanlarda kalmaya başladık. Kaynanamlarda köy hayatını tanımaya başladım, öğrenmeye başladım. Toprak nasıl ekilir, tavuk nasıl bakılır, koyun nasıl bakılır, inek nasıl bakılır. Ama tabii onlar çok hayvan bakmıyorlardı. Mesela kümesi yaptım, tavukları aldık, koyduk. Ondan sonra inek vardı ve zararına bakıyordu kayınpederim. Biraz inek bakmayı öğrendim ama inek tabii alamayız. İnek hem pahalı hem de şey hem de masraflı. Kayınpederime yıllar sonra ineği sattırdık. Koyun, yavru kuzu alıp kendim bakmaya başladım ve kayınpederime verdim. Kayınpederimle beraber kuzu bakmaya başladık. Bizim hikayemiz böyle başladı. Borçluyduk, cebimizde para yoktu. Daha sonra da sıfırla yani biz köyde yaşamaya başladık. Birinci aşama böylece geçti. Yani köyde bir hayat kurmaya çalıştık. Eşyalarımız İstanbul'da, babamlardaydı. Eşyalarımızı, her şeyimizi bırakıp geldik buraya. Bir çantamız vardı yanımızda yani. Daha sonra arkadaşlar birazcık borçlarımızı ödemeye başladık. Kendimizi toparlamaya başladık. Elden borçlarımı kapattım. Ama tabii sürekli borçlanarak yaşamak zorunda kaldım yani. Sürekli kredi kartından misafirler geldi. Ezan okuyor. Bir ara vereyim. Hemen döneceğim. Size şunları seyredeyim birkaç saniye. Misafirler geldi. Horoz hanımları almış gelmiş iki tane horoz. 3 tane horoz var. 6 tane tavuk var. 5 tane tavuk var. Köyde arkadaşlar, ben köyde böyle yaşamaya başladım. Daha sonra ezan-ı şeriften sesini duyuluyor mu bilmiyorum. Köyde böyle yaşamaya başladım yani. Hemen donduracağım videoyu. Ezan-ı şerifin bitmesini bekleyeceğim. Ezanı dinleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Siz tabii beklemeyeceksiniz. Yani arkadaşlar, sürekli soruyorsunuz. Mal varlığım vardır, evim vardır, arabam vardır, şuyum. Ya benim hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar. Buraya da geldim, arabamı satmak zorunda kaldım. Biraz daha borçlarım faize binmesin, kötüye adımız çıkmasın diye onları da satmak zorunda kaldım. Yani arabam sadece 1.19'un bir evim vardı. Evim yarım kalmıştı, bırakılmıştı. Kredisini ödemek zorundaydım. Ve arabamı da borçlarımdan ötürü, acil borçlarımdan ötürü satmak zorunda kaldım. Yani sıfırlaydım. Hanım, ben ve kızım sıfırlaydık arkadaşlar. Bir çantamız vardı yanımızda. Başka hiçbir eşyamız, hiçbir şeyimiz yoktu yanımızda. Burada işe girdik, çalışmaya başladık. Çocuğum da sağ olsun kaynanamlar ilgilendiler. Ona güzel, gayet de güzel baktılar. Bizim yokluğumuzu aradılar. 8 saat 10 saat fabrikadaydık. Ve daha sonra fabrikadan sonra ben ek işler yapmaya başladım. Burada muhtarlık seçimleri oldu. Ahmet abi seçildi. Ben de onunla muhabbetim vardı. Boya işi yapıyorum, tüsteyesahte işi yapıyorum. Ek işler yapıyorum yani kısacası. Ve dedi ki enişte sen bize lazımsın. Gel bize hem yardımcı ol hem de kendi ekmeğini kazan. Tabii geldim, onunla çalışmaya başladım. Piyasada fiyatta 300 liraysa 200 liraya ben burada iş yaptım. Boya yaptım, badana yaptım. Hem köyümün işlerini gördüm, köylüyle kaynaştım. Hem de ek gelir sağladım ve borçlarımı bir kapatmaya başladım. Ama bizim birinci büyük sorunumuz evdi. Bir evimiz olmalıydı ahiriyetten. Ev aramaya başladım, kiralık ev aramaya başladım. Günlerce köyde kiralık ev aradık. Kimse kiraya vermiyordu, oturmadı evine. Evim yıkılsın diyordu ama kiraya vermiyordu. Yine teşekkür ediyorum, Oktay abi vardı. Evine gittik. Betonerme bir ev yaptırmıştı. Babadan kalma arazisine. Ama içi inşaattı daha. Bu inşaattı daha. İnşaatın içini ben bitirdim. İçeriye bir banyo tuvalet yaptım. O bize zor şartlarda da olsa evini kiraya verdi. Ve dedi ki enişte gel dedi bunun içini yap dedi. Sen yapabiliyorsan yap dedi. İçine dışına bahçeyi güzelce düzenle. Evim yıkılmasın dedi. Hem de otur dedi. Ve benden bir senede kira vermedim yani. 150-200 lirada bir kirayla oturmaya başladım. Çok yardımcı oldu bu konuda bana. Ve ben günlerce evin inşaatıyla uğraştım. Parkesini yaptım, boyasını yaptım. Duvarları kaba inşaatlı. İçeride banyo tuvaleti yoktu. Su tesisatı çektim. Su tesisatını, pimaşını yaptım. Tuvaletini, kanalizasyonunu çektim. Çok uğraştım. Ama başardım. Yani köye yerleşeceksiniz, birincisi çok çalışkan olmak zorundasınız.
çok çalışkan, tembel, uyuşuk bir insansınız ya, köye yerleşmeyin, kafanıza dert alırsınız. Köy hayatı zor ve sürekli bir uğraş istiyor. Ben kendim inşaat işlerine meraklıyım. Hem boya işi yapıyorum, doğalgaz işi yapıyorum, kalorifer tesisatı, fayans. Hem meraklıyım hem öğrenmeyi isteyen bir insanım, hem de bakım bir insan bir insanım. Kısacası ben bu evi yaptım ve oturmaya başladım 200 lira kirayla. İnşaat malzemelerini hep kendi, Oktay abi çoğunu verdi sağ olsun. Kendi müteahhit çoğunu verdi. Ben de kalanları da kredi kartıyla, sürekli kredi kartıyla geçindim bu arada arkadaşlar. Cebimde param yoktu yine. Sürekli borç ödüyordum. Kartı döndürüyordum yani. Kısacası kredi kartıyla kendimi döndürüyordum. Aydan aya, aydan aya sürekli kredi kartıyla kendimi çeviriyordum. Başka hiçbir şey yapamazdım zaten. Şuradan bir traktör geçiyor. Biraz olayım. Kafamda da bir dut ağacı var. Köy yerinde meyve ağaçları bol. Kredi kartıyla kendimi döndürüp yeni bir hayat kurma yolunda önemli adımlar atmaya başladım. Çünkü bir kere hayatımı kurmuştum, evlenmiştim. Düzenimi oturtmuştum. Düzenim bir kere bozuldu. Dükkan kapattım. Babamlara yerleştim tekrar. Ondan sonra geldik buraya. İkinci adımda. Neyse geldik. Hayatımızı kurduk ve eşyalarımızı yeniden almaya başladık. Acil olmayan eşyaları almadık arkadaşlar. Mesela bir yatak odası takımı almadım. Daha önce almıştım. Annemlerde bıraktım. Tekrar almadım. Eski burada oturduğum evde onunkini kullanmaya başladım. İşte çamaşır makinesini aldım, buzdolabını aldım. Sıfırdan eşyaları tekrar alıp bir ev kurduk. Yeniden bir hayat kurduk. İkimiz de çalışıyoruz. Asgari ücretle çalışıyoruz. Çok yüksek bir oran düşünülmesin. Asgari ücretle çalışmaya başladık yani kısacası. Her ayda 3 ayda bir de ufak bir prim vardı. Yarım maaş kadar ama yani 1000 lira. İşte şu anda mesela 2800 ama 1200-1300 lira bir primimiz var. O zaman da hani yarım maaştı. 1000 lira 1300 lira asgari ücret alıyorduk o zaman ilk geldiğim zamanlarda. Ve 500 lira bir primim vardı ilk geldiğim zamanlarda yani. Bununla hayat kurduk yeniden. Borçlarımızı birazcık kapatmaya başladık ama tabii borçlar bitmedi. Babadan, anadan bir yerden bir gelirin olmayınca arkadaşım borcum bitmiyor. 100 milyar borcum vardı o zaman. Şimdi 80 milyar var. Yine baba, kendi babamın borcunu kapatmaya başladım. Onun borçlarını kapatmaya başladım. İşte aileme yardım etmeye çalıştım. Ya yine borcum bitmedi. Azalmadı ama birazcık azalma gösterdi ki ödeyebiliyorum yani. İki kişi çalışmaya devam ediyoruz. Az çok ödeyebiliyoruz ama borçları sıfırlayamadım. Borcun ne zaman düştüğü vakit hemen bir araba aldım arkadaşlar. Şu andaki arabam da Ford Courier. Hemen bir araba aldık, altımıza çektik yani. Çünkü araba köy yerinde en önemli ihtiyaç arkadaşlar. Bir köye yerleşecekseniz aklınızda bulunsun. Bir, çalışkan olacaksınız. İki, elinizin altında bir araba ya da motor olacak. Yani sağa sola gidebilmek zorundasınız. Burada buranın ilçesi bile ufak. İlçesinde mesela hastanede her doktor yok. İcabında 50 km, 100 km hastaneye gidiyoruz yani. Yarın bile 100 km hastaneye gideceğim. Doktor bulabilmek için. Köy yerinde yani zor. Arabasız olmuyor. Çocuğunuz varsa hiç olmuyor. Mutlaka bir araba edinin. Çünkü köy yerindeyseniz ulaşım pahalı. En yakın kasaba 10-12 kilometre. Vize buraya en yakın kasaba 10-12 kilometre gidiyorsunuz. Hastanesi de ufak. Ayrı doktoru da bulamazsınız. Ve 6-7 lira, 7 lira mı ne yol parası veriyorsunuz. Gidiş geliş 15 lira. 2 kişi gitseniz 30 lira. Arabanız olsa 10 lira yakar. Biz arabamızı aldık arkadaşlar. Araba işi bir kere, zaten birkaç kere araba değiştirdim ve birinde de araba pert oldu. Kaza geçirdik. Traktöre vurduk arkadan. Burada çok aşırı kazalar oluyor. Buğday mevsiminde, arpa mevsiminde. Ben dönüm mevsiminde kaza yaptım. Araba perte gitti ama bereket kasko yapmıştık arabaya. Arabanın krediliydi araba. Hemen banka parayı aldı. Kredi borcumu sıfırladı. Kızım video çekiyorum ben. Kızım şu anda video çekiyorum. Biraz müsait değilim. Ve birkaç kere böyle ölümden de döndüğümüz de oldu. Yani kaza geçirdik. Krediyle arabamız, kaskodan paramızı aldık. Hemen borcunu kapattık. Tekrar yeni bir araba almak zorunda kaldık. Yine borçlandık yani. Şu andaki borcum mesela, asıl borcum. Yani 80 bin lira borcum var ama 50 bin lira araba yani. Öyle düşünün. 30 bin lira, 40 bin lira indirdim. Arabayı satsam 30 bin lira borcum var toplamda. 40 bin lira borcum var. Şimdi köyde arkadaşlar benim hiçbir gelirim yoktu. Sıfırdan yine bir hayat kurduk ve eksi 100'deydim. Eksi 100 bin diye geldim köye yani. Kesinlikle babadan kalma. Her zaman soruyorsunuz. Babadan kalma bir arazim yok. Babadan kalma arazime bir şey ekemiyorum. Ve babadan, anadan ya da bir yerden bir gelirim, bir kiram, bir ev yardımı, hiçbir şeyim yoktu arkadaşlar yani kısacası. Burada birinci aşamayı anlatmaya çalıştım size. 15 dakika sürdü. Birinci aşama bu. Siz de köye gelmek istiyorsanız, yeniden bir hayat kurmak istiyorsanız, kendinize ilk yapmanız gereken şey kendinize bölge belirlemek. Cebinizde paranız olsun olmasın önemli değil. Sizi birkaç ay bir kredi kartı bile derse, önemli olan köy yerinde birincisi iş. İş çok önemli. Yani sen sıfırla bir köye geliyorsan, sıfırla benim gibi eksi yüzde borçlarınla bir köye kaçıyorsan bir şehirden, mutlaka önceliğin iş olmalı.
işini hazır etmek zorundasın. İşini hazır edersen, yani iş garantin olursa bir fabrikada bir yerde düşük de bir ücret olsa eşinle beraber yeniden bir hayat kurmaya çalışırsın. Ama işin yoksa, ben sıfırdan geleceğim, yani hiç paran cebinde yok, işin yok. Arkadaşım idare edemezsin kendini, döndüremezsin. Şehirde döndüremezsin ama burada köyde biraz daha rahat döndürürsün. Yani köyde birinci önceliğin iş olacak. Garanti bir işin olması lazım. Yani bir işe bir kendini atman lazım. Bir amelilik yapman. Amelilik ne iş yaparsan yap yani. Bir iş yapacaksın, bir gelirin olacak. En azından faturalarını ödeyeceksin. Yemeğini, harcağını çıkartacaksın. Eşya önemli değil. Bakın her zaman ben her yerde bunu söylüyorum. Ben bir yatak olsun, bir döşek olsun yeterim. Ama şu anda evimde hayatımı kurdum. PlayStation'ım var, televizyonum var. Rahatım yani, evimde bile otursam. Ne varsın be? Evimde bile otursam rahatım yani. PlayStation'ım var, şeyim var. Köydeki... Yani köyde ilk aşama, birinci bölüm videomuz buydu arkadaşlar. Ben sıfırla geldim. Eksi yüzde geldim kısaca. Sıfırla demeyeyim. Bekle beni. Şimdi biz Nevanur'la, bakın hemen bir arkadaş çağırdı. Hemen gel hayvanlara bak. Gel hayvanları gez. Köy ortamı böyle güzel. Bir Metin abimiz var. Selam yollayalım kendisine. Yıldıray abimiz var. Onun hayvanlarını gezeceğiz. Gidelim bakalım. Burası köyümüzün düğün salonu arkadaşlar, Topçuköy'ün. Gelirseniz, beni bulmaya çalışırsanız. Buraya bir abi gelmiş, beni bulmaya çalışmış. Beni aramış, ev aramış. Bölüm videolarımdan etkilenmiş. Diyor ki Topçuköy ilkokulunu gördüm diyor. Camiyi gördüm, senin tüm videolarını seyretmiştim diyor. Senin yeri buldum diyor oradan diyor. Çıkardım, sen Topçuköy'desin diyor. Ben söylemiyordum çünkü önceden, şimdi söylüyorum. Allah aşkına düşmanımız yok. Mesela şu gördüğünüz okulun bile dış cephesini ben boyadım. İçini ben boyadım. Neden? İşe atılmam lazım. Sürekli bir şeyler. Sürekli bunu işten sonra yaptım yani. Köyde çok çalışkan olmak zorundasınız. Her işlerinizi atmak zorundasınız. Başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Ama çalışmak zorundasınız. Çalışmak bir zorunluluk. Sizin için bir seçenek değil yani. Şimdilik bu video bu kadar. Ya şu kanala abone olun arkadaşlar. Allah'ın sağlığı. Şu 1000 aboneyi ben bir aşayım. Bakayım para veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Gidelim Yıldıray abinin hayvanlarına, abinin hayvanlarına bakalım Yıldıray'la beraber. Kızım gitmiş bile, hemen kapıda duruyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanala da abone olun.